Gel bakayım. Çocuklar bir müsaade edin. Ben sana çık dışarıda top mu oyna dedim yoksa arkadaşlarınla çalışmanı mı söyledim Kenan? Hepimiz bir zamanlar öğrenciydik. Yaramazlık hiç mi yapmadık? Yaptık tabii ama sözde dinledik. Top oynama zamanı geldi top oynadık, ders çalışma zamanında ders çalıştık. Bak ben öğretmen oldum Kenan. Birçok arkadaşım çok büyük mevkideler. Ama sen gibi olanlar beceremediler. Kimi çırak, kimi garson, kimi de boyacı oldular. Bunu sakın unutma. Hadi şimdi sınıfına. Boyacı. Buyur abi. Boya şu ayakkabıları. Hemen abi. Gel. Dikkat et biraz ya. Değiştir abi.
tamamdır abi. Ne biçim boya lan bu? Abi güzel oldu. Ne oldu abi? Ne güzeli, yürü git be. Abi iki YTL. Ne iki YTL'si be? Yürü git şuradan. Ama abi. Para mara yok sana. Boyadık geçti. Hadi. Aa, koş Tombini, yardım edelim. Sen yapma bari ya. İyi misin kardeşim? Kalk. Kalk yardım edeyim güzel. Sağ ol. Sağ ol arkadaşım, sağ ol. Kalk şöyle, olur böyle şeyler. Otur şöyle. İyi misin kardeşim? Sağ ol arkadaşım, iyiyim. Üzülme, olur böyle şeyler. Sakinleş biraz. Sağ ol. Dünya bu, iyisi de var kötüsü de. Sana kötüsü denk geldi. Adın ne senin? Adım Kenan, boyacı Kenan. Ha, öyle mi? Ben de Pırtık. Bu da Dombini. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Biraz kendinden bahset. İşte zamanında büyüklerimizi dinlemedim. Boyacı oldum. Geçimimi bununla sağlıyorum. Sağda solda kalıyorum. Nerede sabah, orada akşam. Kenan abi, sen de bize katıl. Bizle arkadaş ol. Hem de bizim mahallede herkes birbirini tanıyor. Bizim mahallede herkes sana yardımcı olur. Sağ olun arkadaşlar. Tamam, sizinle beraberim. Çak o zaman. Çak da olmuş. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Boyacı geldi. Boyayalım ablacığım. Boyacı geldi. Boyun mu abi? Boyacı geldi. Boyacı. Boyayalım abiciğim. Hayrola? Çapalamayı merak ettiysen gelip öğrenebilirsin. Bakarak öğrenilir mi dedi? Önce bakarsın, sonra yaparsın. Birinci beceremezsin, ikinci de mutlaka becerirsin. Ne demişler? Üzüm üzüme baka baka kararır. Neden öğrenemeyesin? Okuma yazma öğrenmedin mi? Elbette bunu da öğrenirsin. Gel bakalım, gel. İşte böyle. Boyacı geldi, boyacı. Kolay gelsin abi. Boyacı geldi, boyacı. Boyayalım abi. Boyacı geldi. Boyacı. Boyacı. Buyur abi. Az gelsene. Biraz bekler misin? Tabii abi. Tunç. Efendim anne. Nereye? Ödev için kitap bakacağım anne. Anlaşılan ödevini hala yapmadın. Bilgisayar yeterli gelmedi mi? Atatürk kompozisyonu yazmak için sadece internet yeter mi anne? Üstelik öğretmenimiz başka kaynaklar da önerdi. Bilgisayarda kes yapıştır yapmak yok. İyice araştırın, özgün çimlere kurun dedi. Doğru söylemiş, geç kalma oğlum. Kalmam anne. Boyacı şunları al. İçeride ayakkabılar var. Onları da getireyim. Tamam abi. Allah'a ısmarladık baba. Güle güle oğlum. Nereye gidiyorsun? Ödev için kitap bakacağım. Ayakkabıların nerede? Ne yapacaksın? Ayakkabıları boyatacağım. Bu arada senin ayakkabıları da boyatayım. Arka odadaki mukavva kutunun içinde. Tamam, ben alayım. Dur şunu bakalım. Ver şunu da. Hadi bak şöyle. Yap bakayım bir. Bak. Gördüğün gibi. Bakarsan böyle bağ olur. Bakmasan dağ olur. Ne zaman çiçek açar dedi?
yakın. Ama solmuş, yaprakları bile eğilmiş. Her şeyin zamanı var. Bu dosyalar, kitaplar ne? Dosyalarda internetten yaptığım araştırmalar var. Kitapları da kütüphaneden bir araştırma için almıştım. Neymiş o araştırdığın bakayım? Atatürk, kompozisyon yarışması vardı. Güzel. Allah Allah. Ne garip insanlar var. Olur abi diyor, sonra da ortadan kayboluyor. Galiba o Orhan'dı. Merhaba arkadaşlar. Geç kaldım. Kitap bulmaya çalıştım. Bir şeyler bulabildin mi? Evet, ya sen? Görmüyor musun? Harıl harıl çalışıyoruz. Hadi sen de otur. Boyacı geldi. Boyayalım ablacığım. Boyacı geldi. Boyayım mı abi? Boyacı geldi. Boyacı. Boyayalım abiciğim. Boyacı geldi. Şşt, boyacı. Gelsene. Geldim ablacığım. Hemen geliyorum. Hemen ablacığım. Tamam ablacığım, siz bırakın. Keşke bizim servise gelseydin. Aa, boşver. Merhaba. Merhaba. Başka bir şeyler yapsak mı? O da ne yapmak istersin? Aa, bilmiyorum. Diğerlere gidelim mesela. Ne çok iyi olur. Çok eğleniriz. Gel. Yapma. Bir şey yapmıyorum. Susar mısınız? Buraya ders çalışmaya mı geldik, lak lak yapmaya mı? Cenk, şuradan bana 19 Mayıs'ı bulabilir misin? Hadi gidelim buradan. Tamam, gidelim. Şuna bak. Niye gittiler acaba? Grup çalışması yapardık. Çiğdem'in annesi öğretmen. Ondan yardım alacaklarmış. Boş ver, gitsinler. Bakın burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Okuyorum. O bir komutan olmanın yanı sıra hiç baba olmadığı halde yüreğinde dağ gibi bir çocuk sevgisi taşırdı. Bu yüzden tarihi bir olayı çocuklar için bayram etti. Keşke onu görme şansımız olsaydı. Keşke. Keşke. 1881 yılında dünyaya gelen Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey'dir. Askeri dehasının yanında olağanüstü diplomat zekası olan Atatürk... Anne, kapıya bakar mısın? Borcumuz. Gönlünüzden ne koparsa verin. Bir saniye. Hadi kızım, bugünlük yeter. Aferin. Acaba Nezahat Hoca mıydı? Şu kıza bir sorayım. Küçük, küçük bakar mısın? Allah Allah. Nerede bu çocuk?
Küçük bakar mısın? Bakar mısın bir saniye küçük? Küçük bir saniye. Küçük bakar mısın? Küçük. Korkutmak istemedim. Anne. Hay Allah. İstemedim, korkutmak istemedim. Geç bakayım içeri. Ne oldu kızım? Ne oldu? Anlat bana. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım. Ne oldu? Söyle bakayım. Sakin ol yavrum. Ne oldu? Şimdi anlayacağız. Ne oldu? Söyle bakayım yavrum. Beni kovaladı. Kim kovaladı seni? Boyacı. Kötü kötü baktı. Sonra da kovaladı beni. Nerede kovaladı yavrum seni? Sokakta. Kitapların, defterlerin nerede yavrum? Kaçarken düşürdüm onları. Çok korktum anne. Korkma yavrum, ben varım yanında. Hadi gel kitaplarını alıp gelelim. Hadi yavrum. Hadi bakayım. Hadi canım. Dedenin evinde çalışma fikri çok iyiydi gerçekten. Hem de dede bize yardımcı oldu. Herhalde ya. Hem sessiz hem de oksijen dolu. Üçümüz ortak yazalım mı? Süper o zaman. Tuttuğumuz notları birlikte çalışmalıyız. Öğretmen ortak çalışma yapabilirsiniz demişti. Kompozisyonu birlikte yapıyoruz, tamam mı? Bence tamam. Bence de. Nerede kitapların? Nerede düşürdün? Nerede düşürdün? Hani nerede? Düşürdüm. Gel bakalım hadi. Hadi. Korkma yavrum, şimdi bulacağız. Nerede düşürdün hatırlıyor musun? Hani nerede düşürmüş olabilirsin? Ne oluyor Aslı kızım? Pınar yerlere atıyor, sen de topluyor musun? Boyacıdan korkmuş. Kaçarken de defterlerini düşürmüş dedesi. Neden korktun boyacıdan kızım? İri iri gözleri vardı. Kovaladı beni. Kocaman bir adamdı o Pamuk dede. Elleri, elbiseleri bile pisti onun. Korktuğun için sana öyle gelmiştir çocuğum. Doğrusunu istersen dede, ben de korktum. Allah korusun, olmaz olmaz derler. Daha başım burası kızım. Yine de karakola haber versek diyorum. Düşüne düşüne görmeli işi. Sonra pişman olmamalı kişi. Hadi büyütmeyin meseleyi. Sen de her şeyden korkma be kızım. Boyacı da insan. Boyacıdan korkulur mu be canım? Hadi evinize, hadi. Gel kızım. Sakın korkma kızım. Şimdi evimize gireceğiz ve sen ders çalışacaksın, tamam mı? Hadi canım, hadi bebeğim. Hadi gel. İşler nasıl gidiyor Hasan? Çok şükür. Geçinip gidiyoruz Orhan Bey. Dombili sen nasılsın yavrum? İşte iyiyim Orhan amca. Ne o, keyifsiz gibisin. Aklım fikrim öğretmenin verdiği ödevdi. Keyifsizliğim ondandır Orhan amca. Neymiş o ödev? Atatürk kompozisyonu. Tunç birkaç gündür internette uğraşıyor. Kütüphaneye gidip geliyor. İstersen akşam uğra, birlikte çalışın. Yorgunluktan uykum geliyor. Erken yatıyorum Orhan amca. Merhaba. Bakıyorum sohbetle alışverişi birlikte yapıyorsunuz Orhan Bey. Merhaba dede. Efe'nin işiyle okul arasındaki yoğunluğundan söz ediyoruz. İşten şikayet etmedi. Bir gün yok ki onun. Aç aman bilmez çocuk, zaman bilmez Hasan. Zamanı bulsam kıymetli bulacağım dede. Ama zaman nerede? Şuna da bak, koca koca laflar etmeye başladı. Yavrum zamanların hepsi sizin. Sabah okula git. Öğleden sonra işe gel. Ödevi ne zaman yapacak dede? Akşamlar ne oluyor peki? Uykum geliyor. Babamla meşgul oluyorum. Ona yemek hazırlamam lazım. Her gece de ödev mi yapıyorsun yani? Arada bir uykusuzluğa katlanmalısın. Zahmetsiz rahmet olmazmış. Öyle derler. Ama gece kütüphaneler kapalı oluyor dede. Evde bir tığım da yok.
Ya sen de mi kompozisyon için dertlisin? Don bile haklısın. Ona izin vermelisin. Herkes yarışmaya giremez ki. Herkes yazacak. Birkaç kişi beraber de yazabilir. İşlerinden en iyi olanla yarışmaya katılabilir. Öyle dedi öğretmen. Bak Hasan. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları okutmak için her şeyi bizde seferber olmalıyız. Bizim ona yapabileceğimiz o kadar. Sen bilirsin Hasan. Ama yarın bu çocuk niye okumadı diye hayıflanma sakın. Merhaba babam, merhaba Pamuk dede. Nereden böyle grup halinde Tunç? Ödev için araştırma yaptık. Gördüm dede, duydun değil mi? Ödevi grup olarak üçümüz yapmaya karar verdik. Bu ortak çalışma neyin nesi çocuklar? Atatürk kompozisyonu. Üçümüz birlikte yazıp vereceğiz. Eğer öğretmenliğin beğenirse yarışmaya bile gireceğiz. Peki dört kişi olmanızda bir mahsur var mı acaba? Bizce yok da kim için dedi? Hem daha iyi olur zaten. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Çok elin çok sesi olur derdin ya dedi. Dört kişi daha güçlü yazabiliriz. Aferin, aferin. O zaman Dombili'yi de yanınıza alın. Birlikte kuvvetli var. Ne dersin Hasan? Öyle olsun bakalım. Dostları kıracak halimiz yok ki. Gördün mü Dombili? Ben de söyledim ama izin vermediler. Sen başka türlü söylüyorsun. Dede başka türlü söylüyor. Beni iyi dinleyin. Söz vardır dağa çıkarır. Söz vardır dağdan indirir. Bazen de hatır için çiğ tavuk bile yenir. Hadi bakalım. Paylaşmayı da öğreniyorlar. Yatanın yürüyene borcu var Hasan. Hoş geldiniz. Buyurun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldin öğretmenim. Merhaba. Karıştırma dedi. Nezahat Hanım benim ilkokul öğretmenim. Olsun olsun. Öğretmen öğretmendir. Ha seni okutmuş, ha beni. Sizi okutmuş olursam o zaman çok yaşlanmış olurum. Üstelik yaşlılığı da hiç kabullenmiyorum. Ruhumun genç olduğuna inanıyorum. Doğrusunu isterseniz sizi de pek yaşlı görmüyorum. Yaşlanmaktan korkmayın öğretmenim. Geçmişe baktığınız zaman zamanın su gibi akıp geçtiğini hissedersiniz. 30 yıl hizmetten sonra emekli oldunuz değil mi? Evet. 30 yıl 30 gün gibiydi değil mi? Doğrusunu isterseniz öyle. Ayrıca iltifatlarınıza da teşekkür ederim. Dede. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ne zamandan beri merak ederim. 5. sınıfın mezunlarını yıllar sonra nasıl oldu da bir araya getirip buluşturdunuz? Çok zor oldu. Tam 3 yıl uğraştım. İnanın hala aklım ermiyor yani. Sizler benim son mezunlarımsınız. O nedenle bende yeriniz başkadır. Behçe'nin hepsini bir araya getirip yoklamayı yaptıkça... Ah sanki dünlerimi yaşıyorum. Bu mutluluk anlatılamaz Orhan. İnan muhteşem bir şey bu. Orhan, daha kavuşmaz ama insan insana kavuşur. Bazen de kavuşturulur. Ona ne şüphe Nezahat Hanım. İyi günler. Görüşmek dileğiyle. Yine beklerim. İyi günler. Buyurun hocam. Atatürk İnkılapları Türkiye tarihinde çok büyük bir gelişmedir çocuklar. Kenan, Orhan'a vuracağına örnek almalısın. Ben bir şey yapmıyorum öğretmenim. Ben ne yaptığını görüyorum. Öğretmenim. Söyle yavrum. İnkılap ne demek?
yenilik demektir yavrum. Eskinin yerine getirilen, ülkemiz ve ulusumuz için yararlı olan yenilikler. Aa, öğretmenim bu yaptı. Kenan, Kenan, yaramaz Kenan. Ben bir şey yapmadım öğretmenim. Bak Kenan, yaramazlığın sana hiç yararı olmaz. Şunu asla unutma yavrum. Dersini iyi dinlersen başarılı olursun. Aklını başına almazsan yarın senin için iyi olmaz. Evet öğretmenim. Tamam çocuklar. Evet çocuklar, nerede kalmıştık? Atatürk'ün getirdiği yeniliklerde. Kenan, çık dışarı. Bence öğrenim yıllarından başlayalım. Savaşlar daha önemli. Baksana ne yazmışım buraya. Çanakkale'de destanlar yazan büyük komutan Mustafa Kemal diye başlamış koca kitaba yazar. Bence inkılaplar önemli. Her biri ayrı hamle demişim. Sonra da inkılapları tek tek not almışım. Sen ne dersin Dombili? Ben çalışmadım. Fırsatım olsaydı bir şeyler bulurdum ama olmadı. Bu akşam dedi gidip ona bazı şeyler sormaya çalışacağım. Yarın döndüklerimi size anlatırım tabii isterseniz. Dur bir dakika, aslında yeni hatırlatma bu. Yine ne aklına geldi durup dururken? Pamuk dedi. Niye? Niye gidip hep beraber onu dinlemiyoruz? İyi fikir. Babam onun için yaşayan tarih der. Tabii yaşayan tarih o. Tarih profesörlüğünden emekli o. Sanırım karar verildi. Dedeye gidiyoruz. Çayını alır mısın anne? Teşekkür ederim. Ah, ah. Neyin var anne? Bir şeyim yok. Seni tanımaz mıyım ben? Mutluluğun gözlerinden okunuyor. Yine dedeyi düşünüyorsun değil mi? Nereden çıkarıyorsun bunları? Gördün onu ve konuştun onunla değil mi? Seni mutlu eden onun sana söyledikleri değil mi? Ay Ayşen. Ne olmuş yani? İnsan yaşlanınca duyguları ölür mü anne? Nasılsın sınıf arkadaşım? İyidir Kerem, sen nasılsın? İyidir, ne olsun. Seninkiler geliyor. Nereden böyle analı kuzulu? Karakoldan. Ne karakolu, hayrola? Sorma başımıza gelenleri. Pınar'ı boyacının biri kovalamış. Çocuk çok korkmuş. Sonra? Sonra dedeyi gördük. Dağ başı mı burası dedi. Pınar'ı öyle gelmiştir dedi. Ama ben içimdeki huzursuzluğu yenemedim. Karakola gidip olayı anlattım. Sokağı birkaç gün kontrol altında tutacaklar. Ne diyorsun sen Aslı? Şu sabah eve gelip ortadan kaybolan boyacı mı yoksa? Sakin ol hayatım. Polisler biz halledeceğiz dedi. İşte o. O boyacı anne. Tut şunu. Tamam kızım, tamam. Korkma, baban yakalayacak şimdi. Allah Allah, bu mahallede böyle şeyler olmaz ama. Ben de anlamadım. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Yakaladı mı acaba? Bence siz eve gidin. Komiser haber verir durumu size. Pınar daha da korkmasın. Korkma kızım, bir şey yok. Haklısın İrfan, sağ ol.
Sağ ol. Hadi kızım, eve gidiyoruz. Boyacı ne olacak? Baban onu yakalamıştır. İçin rahat olsun Pınar. Şimdi doğru eve bakalım. Bunu bilse bilse bizim çocuklarımız. Pamuk dede. Dede. Hayırdır Orhan? Soluk soluğa kalmışsın. Buradan koşarak geçen boyacı gördün mü dede? Yoo. Görüşürüz dede. Sana kolay gelsin. Sana da kolay gelsin çocuğum. Çak çak. Fırtık. Hoş geldin Orhan abi. Buyur abi, bir sorun mu var? Nefes nefesesin. Ya mahalleye boyacı biri dadamış. Benim kızımı kovalamış. Tanıyor musunuz siz bunu? Kenan mı? Kimse kim işte. Nerede bulurum onu? Bir yanlışlık var abi. Bizim Kenan öyle biri değildir. Evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir adamdır. Ya bırak laf salatasını. Nerede bulurum onu söyle bana. Bana bulun onu, bana. Sen şimdi git evine abi. Ben sana Kenan'ı bulup getireceğim. Tamam mı? Merak etme sen. Rahat ol. Rahat ol. Merak etme sen. Tamam mı? Hadi abiciğim. Rahat ol. Kafan rahat olsun Orhan abi. Yürü gidiyoruz. Pamuk dede, Pamuk dede. Ne o çocuklar? Sizi de mi boyacı kovalıyor yoksa? Hangi boyacı? Ne bileyim. Bir boyacıdır gidiyor bugün. Bizim haberimiz yok dede. Bazı şeyleri sorup öğrenmek için geldik biz. Güzel. Öğrenmek isteyenleri pek severim. Bin bilsen de bir bilene soracaksın. Boşuna dememiştim. Hadi bakalım çocuklar. Hadi bakalım. Söyleyin bakalım. Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Biz Atatürk'ü anlatır mısın dede? Dördümüz birlikte ödev hazırlayacağız. Belki de yani becerebilirsek yarışmaya bile katılacağız. Bir elindesi var, iki elin sesi var derler ya. Siz oldunuz dört. Sesiniz daha güçlü çıkacak. O zaman hemen başlayalım dede. Durun bakalım, acele etmeyin. Sizin işiniz işte benimki değil mi? İşimi bitireyim, ondan sonra başlayalım. Sana yardım edelim, işin çabuk bitsin dede. Bana atasözü gibi diyorlar. Ama benim de size akıl küpü diyesim geliyor. Yardım ederseniz sevinir. Biz ezeriz dedi. Siz orada arka bahçeyi temizleyin. Ben de sulayayım. İş başına arkadaşlar. Siz işinizi yaparken ben de lastik çizmelerimi giyeyim. Tamam mı çocuklar? Çocuğun tadı başka. Akıllı ve çalışkan çocuğun tadı daha da başka. Patikamcım hocam. Ne oldu? Mahallede herkes Kenan abiyi arıyor. Ne yapmış ki Dombini? Bizim Pınar'a sakıntılık yapmış. Hadi ya. Sakin ol Dombini. Bizim bildiğimiz Kenan öyle bir şey yapacak adam değildir. Hadi gidip onu bulalım. Hadi. Hadi kal. Hadi gel çabuk. Thank you.
İşte şurası. Hadi yürü. Tamam. Kenan. Sakin ol Kenan. Korkma, biziz. Sana yardıma geldik. Gel, korkma. Yardıma geldik. Gel gel. Mahalledekiler beni yanlış anladılar. Kenan abi, sen aç şimdi. Biz yanındayız. Kaç gündür seni arıyoruz. Merak etme sen. Her zaman yanındayız. Kaç Kenan. Pamuk dedenin evine kaç. Orhan abi. Orhan abi. Kafasını kıracağım bu çocuk. Bırak beni. Abi. Vallahi bir şey yapmadı abicim ya. Bunun hesabını ya, soracağım ona. Ya abicim ama ya. Gel kaçma. Seni sapık. Orhan ne oluyor? Seni sapık. Pamuk dedeye mi güveniyorsun ha? Orhan sakin ol oğlum. Orhan kendine gel. Benim evimde böyle şeyler olmaz. Ama dede. Hadi geçin bakayım. Geçin. Ne olur kusura bakmayın. Özür dilerim. Ben sapık, hırsız, katil değilim. İnşallah. Ama bizim mahallemizde ne ilgin var anlat bakalım. Küçük Pınar'ı niye kovaladın boyacı? Bir kadın vardı. Onu öğretmenim Nezahat Hanım'a benzettim. Emin olmak için o küçük kıza soracaktım. Demek ki sen Nezahat Hanım'ın öncesisin ha? Evet. Orhan, Kerem ve Aslı. Hepsi sınıf arkadaşım. O küçük kız da benim kızım. Peki niye Nezahat Hanım'a kendini tanıtmadı? Herkesi peşinden koşturdun. Aslında çok isterdim. Elini öpüp öğretmenim sizi dinlemedim. İşte bu haldeyim demeyi. Ama o hep öğrencileriyle gurur duymak isteyen bir insandı. Onu utandırmaya hakkım yoktu. Bunda utanılacak bir şey yok ki. Benim bir suçum yok. Yemin ederim. Her şeyi anlattığım gibi. Madem ki suçun yok, neden, kimden utanıyorsun? Hırsız mısın, arsız mısın? Namusunda çalışıp ekmeğini kazanıyorsun. Bence Nezahat Hanım seninle gurur duyardı. Şimdi itiraz etmek yok. Bugün öğrencileriyle yemek yiyecekti. Yoklamaya yetişmen lazım. Hadi evlat, hadi. Peki, siz bilirsiniz. O halde önce bir karakola telefon edelim, oradan da yanlarına gidelim. Karakola mı? Evet, bugün çok meşgul ettin onları. Tamam abi. Allah Allah. Ne garip insanlar var. Olur abi diyor, sonra da ortadan yok oluyor. Hayta Kenan, sınıf arkadaşın. Nasıl yaparsın bunu? Orhan ne olur, sandığın gibi değil. Anlatmama izin ver ne olur. Ah be Kenan, neler açtın başımıza. Haklısın arkadaşım, özür dilerim. Asıl özürü kızımdan dileyeceksin, hadi bakalım. Akşam da sınıf yemeğine katılacaksın. Olmaz. Gelemem. Sen git Orhan. Kenan yoklamaya yetişecek. Ben getiririm. Ah.
Allah'a ısmarladık dede. Güle güle. Güle güle. Hocam hoş geldiniz. Bu yıl 8. kez birlikte oluyoruz. Her yıl yaptığımız gibi önce yoklamanızı yapmak istiyorum. Gerçekten sağ olun. Her şey için teşekkür ederiz komiserim. Rica ederim dede, görevimiz. Hadi bakalım şu işi de tatlıya bağlayalım. Ben tutanağı iptal ediyorum. Artık durumu siz halledeceksiniz. Hoşçakal dede. Zaten bu akşam Nezahat Hanım'a sürpriz yapıp onu Nezahat Hanım'ın gecesine götüreceğim. Hoşçakal dede. İyi günler. Artık yoklama yapalım mı hocam? 104 İrfan. Buradayım Doktor İrfan. Hı. Hocam. 138 Orhan. Buradayım hocam. Müzik öğretmeni Orhan. 130 Selami. Bir dakika hocam. Şu anda şark hizmetim adına Kars'ta görevliyim. Gönlüm gönlünüzle olsun. Öğretmenim. Üsteğmen Selami. (Gülüyor) 119 Kemal. Buradayım hocam. Mühendis Kemal. 122 Hülya. Buradayım. İngilizce öğretmeni Hülya. 141 Selin. Buradayım. Kimyager Selin. 157 Kenan. Kenan burada. Kenan. Kenan mı? Yaramaz Kenan. Şuna bak, yaramaz Kenan. Vay be. Kaç sene oldu. Nasıl değişmiş değil mi? Vallahi ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Kenan. Hoş geldin. Merhaba. Merak etme, biz her şeyi biliyoruz. Üzme kendini. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aa, kızımı kovalayan boyacı Kenan mı? Yaramaz Kenan. Aşk olsun Kenan, kızımı çok korkuttun. Özür dilerim Aslı, istemeyerek oldu. Sabah kapıdan kaybolunca seni deli sandım ama. Ne yapabilirdim ki? Utandım arkadaşlar. Neden, kimden utandın? Eğer bir şeyden veya birinden utanacaksan o sen olamazsın. Siz beni çok uyardınız öğretmenim. Ben dinlemedim. Oyun oynamayı, yaramazlık yapmayı marifet zannettim. Siz bana ders çalış dedikçe kulaklarımı tıkadım. Sonra bir gün sandık geldi önüme. O gün sizin ne kadar haklı olduğunuzu anladım. Hırsız değilim ben. Cani değilim. Namusumla ekmeğimi kazanıyorum. Ama çocuklarıma hep sizi anlatıyorum. Bana benzememeleri için elimde sandık. Okusunlar diye gece gündüz çalışıyorum. Ama keşke ben de gurur duyacağınız bir öğrenciniz olsaydım. Özür dilerim öğretmenim. Özür dilerim. Ben seninle gurur duyuyorum zaten. Müsaadenizle benim gitmem gerek. Neden ama, ne güzel oturuyorduk. Ne olur gitmeyin. Bu anı size borçluyum.
Bence sen bu anı kendine borçlusun Kenan. Çocuklar gelecekti ödev için. Gitmesem olmaz. Hepinize iyi akşamlar. Her şey için çok teşekkür ederim. Ne demek oğul? Allah bundan sonra yolunu açık etsin. İyi akşamlar öğretmenim. Aşk olsun. Nezahat Hanım. Buyurun. Müsaitseniz bir kahve içmek için bana eşlik eder misiniz? Memnuniyetle. O zaman yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar dedi. İyi akşamlar. Her şey yoluna girdi. Şimdi eğlenme vakti. Evet. Hadi bakalım Orhan. O güzel sesinde bir şarkı söyle de neşelendir bizleri. Peki tamam. Hadi. Öğretmenim bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Eğer Kenan kabul ederse ona bir teklifim var. Neymiş bu teklif? Benim ofiste bana yardım edecek birine ihtiyacım var. Dürüst ve güvenilir biri olması gerekiyor. Neden olmasın? Bizim kiracı çıkıyor zaten. Bizim mahalleye gelirsin hep beraber oluruz. Yengemizi de tanımak istiyoruz. Şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum inanın. Ben biliyorum, kabul edilmiştir. Öğretmenim, bu anı ölümsüzleştirmemiz gerekir. Garson bey, bakar mısınız? Bir fotoğraf çeker misiniz? Hadi o zaman hep beraber resim çektirelim. Pirinç deyin bakayım. Pirinç.